Bir izleyicimiz şöyle bir soru yöneltmiş bize. Ürkek ve çekingen karakterli köpeklerin eğitimi nasıl yapılmalı? Tabii köpeklerin karakterlerinden daha evvel de sık sık bahsetmiştik sizlere. Dominant karakterli, kendine güveni çok fazla olan bebekler de var. Onun dışında daha dikkatli, daha tedirgin, daha çekingen karakterli, bulunduğu yere daha zor adapte olan bebekler de var. Bunlar her zaman aynı şekilde eğitilmiyorlar. Çünkü bizler eğitimi standart tutmuyoruz. Köpeğin karakterine göre bir eğitim programı belirliyoruz. Köpeğin eğitim programımızı uygulaması için değil de köpeğe özel bir eğitim programı düzenlemek en doğrusu. Bu yüzden de eğer köpeğimiz daha böyle tedirgin, daha çekimser karakter ise o zaman biraz daha onu motive edecek şeyleri fazla yapmalıyız. Ödülleri daha fazla vermeliyiz. Bu ödüller hem sevme anlamında ödüller, hem aferin oğlum, bravo oğlum, onu motive edecek sözler, sevgiyi biraz daha fazla tutmak. Aynı zamanda belki ödül bisküvisi, ödül çikolatası, bunları daha fazla vermek. Şimdi köpeklerin de karakterleri içinde baktığınızda hepsinin kendine göre sevdiği farklı bir şey var. Bir tanesi topu daha çok seviyor, bir tanesi boğazına düşkün oluyor, ödülleri çok daha fazla seviyor. Kimisi sevgiyle ve ses tonuyla çok iyi motive oluyor. Öncelikle zaten sizin veya eğitmenin bunu çözmesi gerekiyor. Yani köpeğimizi en fazla motive eden şey nedir? En çok hoşuna giden şey nedir? Mesela topla çok ilgisi olan köpeklerde elinizde bir top almak eğitim için son derece başarı hızınızı arttırır. Ve arada komutları uyguladıkça köpeğinize topu vererek oynamasını sağlarsınız. Bu şekilde eğer köpeklerimiz çekingen karakterli ise ceza sistemini mümkün olan minimum tutmak, daha çok doğruyu ödüllendirmek, belki de yanlışa biraz daha tepkisiz kalmak şeklinde gidersek onun karakterini de bozmadan onun karakterine göre eğitim vermiş oluruz. Ama tabii ki dominant, çok inatçı, bizimle sürekli bir liderlik savaşına giren bir karakter yapısı varsa karşımızda, o zaman onu da arada tasmasından çekerek veya neyse ceza sistemimiz, o sistemi uygulayarak yanlışlarını cezalandırmamız gerek. Çekimser karakterde yanlışı cezalandırdığınızda köpek bir anda bütün eğitim hevesini kaybedebilir, eğitimden uzaklaşabilir, eğitim ona işkence gibi gelebilir, zor gelebilir. O yüzden de mutlak surette ilk eğitmen olarak hedefimiz köpeğin bunu keyifle yapması ve ona göre de köpeğinizin karakteri hangi boyuttaysa, buradaki seyircimizin köpeği çekimser karakterdeymiş. Çekimser olduğu için bol bol ödül, bol bol sevgi, hatalarına daha fazla duyarsız kalıp, görmezden gelip, doğru yaptıkça ödüllendirerek gitmek bu karakter yapısında en hızlı ve en doğru sonucu verir bizlere.